Merhaba. Meyvecilik dizimizin bir programında daha sizlerleyiz. Bu programda dizimizin genel çerçevesinin dışına çıkarak özel bir konuyu ele alacağız. Tüketimi ve üretimi açısından yeni tanıştığımız bir meyve olan kiviyi ele alacağız. Kivi, asırlardır var olduğu bilinen ancak kültüre alınması oldukça yeni olan bir meyvedir. Tadı, besleyici özellikleri, vitamin yönünden zenginliği, üretim ve tüketimindeki kolaylıklar nedeniyle yetiştirilmesi oldukça avantajlı bir meyvedir. Kivinin en belirgin özelliği, C vitamini yönünden oldukça zengin olmasıdır. Bu özellik, diğer meyvelerle kıyaslanacak olursa, kivi elmadan 10 kat, portakaldan da 3 kat fazla oranda C vitaminine sahiptir. Bir kivi meyvesi, insanın bir günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaktadır. Evet, bu genel tanıtımdan sonra, şimdi kivi hangi iklimde, hangi toprakta ve nasıl yetiştirilir sorularının karşılıklarını vererek kiviyi tanıtmayı sürdürelim. Öncelikle kivinin üretiminin asma üretimiyle benzerlikler gösterdiğini söylemekte yarar var. Çünkü bu durum üretici açısından avantajdır. Kivi genellikle egzotik bir uzak doğu meyvesi olarak tanınsa da geniş bir coğrafik yayılma göstermektedir. Kivinin yetiştirilebilmesi için gerekli koşulları şöyle sıralamak mümkün. 1. Kışları ılık, yazları sıcak bir iklim. 2. Yeteri derecede nem. 3. Rüzgarın olmadığı bir ortam. Kivinin yetiştirilebilmesi ve iyi ürün alınabilmesi için bu koşulların sağlanması gerekmektedir. İlkbahar ve sonbahar donları ile rüzgarın kivi meyvesine zararı çok büyüktür. Havadaki neme ve yeterli su kaynağına gerek vardır. Kivinin kök bölgesine doğrudan verilen sudan çok yağmurlama yöntemi uygulanmalıdır. Kivinin yetiştirileceği toprak kolay işlenmeli, organik maddece orta zenginlikte olmalı, iyi drene edilmeli, suyu iyi tutmalıdır. Kiviler hem jeneratif hem de vejetatif yöntemlerle çoğaltılırlar. Jeneratif yöntemle çoğaltım anaç üretiminde ve ıslah çalışmalarında kullanılır. Bu yöntemin fidan üretiminde kullanılmasının kimi sakıncaları vardır. Her şeyden önce bu yöntem ekonomik değildir. Bu yöntemle elde edilen bitkiler arasında farklar görülmüştür. İki eşeyli bir bitki olduğu için başlangıçta bitkinin eşeği belli olmamaktadır. Bu yöntemle elde edilen bitkiler çoğunlukla erkek olmaktadırlar. Dişi olanlar da meyveye geç yatar. Vejetatif yöntemle çoğaltımda ise değişik uygulamalar vardır. Bunlar çelikle çoğaltım, aşıyla çoğaltım ve doku kültürüyle çoğaltımdır. Çelikle çoğaltımda yarı odunsu, yeşil, odunsu ve kök çelikleri kullanılır. Odunsu ve kök çelikleri yaygın olarak kullanılmayan ve kullanımı çok fazla tavsiye edilmeyen çeliklerdir. Yeşil ve yarı odunsu çeliklerin uygulanması birbirine benzemektedir. Seçilen çelikler genellikle 3 boğumlu olarak hazırlanırlar. Boğum sayısı boğum aralarının uzunluğuna göre belirlenir. 15-20 cm kadar olan yarı odunsu çelikler 20-25 santigrat derece sıcaklıkta, alttan ısıtmalı ve sisleme tertibatlı seralarda köklendirilirler. Köklenmenin kolay olabilmesi için çeliklere uyarıcı hormonal karışımlar uygulanır. 50-60 günlük bir süre sonunda köklenen çelikler küçük torba ve saksılara aktarılarak seranın gölge bir yerine alınır ve ısı yavaş yavaş düşürülür. Bir mevsim sonra fidanlığa dikilirler. Aşı ile çoğaltımda hemen her aşı yöntemi uygulanabilir. Ancak yaygın olarak kullanılan aşılar, durgun göz aşısı, İngiliz aşısı, yarma aşı ve kakma aşıdır. Doku kültürü ile çoğaltım çok pratik bir yöntem olmasa da kivi de kullanılır. Elde edilen fidanların dikim zamanı bölge ve yöreye göre değişir. Kışları ılıman geçen bölgelerde dikim sonbaharda, soğuk ve nemli bölgelerde ise dikim ilkbahar başlarında yapılır. Dikimde dikkat edilecek konulardan biri de erkek tozlayıcı bitkilerin bahçede uygun olarak dağıtılmasıdır. Kivide uygulanan terbiye sistemlerini iki başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar kordon terbiye sistemi ve çardak terbiye sistemidir. Sisteme bağlı olarak değişik şekiller uygulanabilir. Kivide bakım, yani toprak işlemesi, gübreleme ve sulama yöre koşullarına göre ayarlanır ve uygulanır. Programımızın başından bu yana kivi meyvesinin nasıl çoğaltıldığından ve bakımından söz ettik. Çoğaltılıp bakımı yapılan kivi omcası,
dikiminden 3 ile 5 yıl sonra meyve vermeye başlar. Ekonomik boyutta verim için ise 8-9 yıl beklemek gerekir. Kivide sürgün üzerinde bulunan çiçek sayısı ve dağılımı ile her tomurcuktan çıkan çiçek sayısı çeşide göre değişmektedir. Erkek organlar hem erkek hem de dişi çiçeklerde çok sayıda bulunur. Ancak tozlaşma için erkek çiçeklerdeki uygundur. Kivinin erkek ve dişi çiçeklerinde nektar salgısı görünmemektedir. Çiçekler çok kuvvetli olmamakla birlikte belirgin güzel bir kokuya sahiptir. Erkek çiçekler dişi çiçeklerden daha fazla kokmaktadırlar. Kivide açılan çiçeklerin neredeyse hepsi meyve bağlamaktadır. Bunu açan çiçeklere oranla söyleyecek olursak, kivide %90 ile %95 arasında meyve bağlama görülür. Diğer meyvelerde ise bu oran tam tersidir. Meyvelerin düzgün ve büyük olması, tozlanmanın güçlü olmasına bağlıdır. Ekonomik değeri iyi olan bir meyve incelendiğinde, 1000'den fazla çekirdeği olduğu görülür. Çiçekler açıldıktan bir hafta 10 gün sonra tozlanır ve döllenirler. Döllenen çiçeklerin 2-3 gün içinde taç ve çanak yapraklarında renk değişikliği görülür. Kahverengiye dönüp solmaya başlarlar. Erkek bitkilerde çiçekler canlı çiçek tozlarını sadece 2-3 gün üretirler. Erkek bitkilerdeki polenlerin dişi çiçekler üzerine taşınmasındaki yöntem entomofildir. Yani tozlanmada böcekler önemlidir. Bu nedenle tozlanma için çiçekleme zamanı arı kovanı bulundurulmalı ve arılar şeker şurubu ile beslenmelidir. Rüzgarla olan tozlanma, rüzgarın yeterli olmaması ya da bu yolla taşınan polenlerde yolda kuruma olması gibi riskler taşır. Tozlanmanın tamamlanmamış çiçeklerde taç yapraklar döküldükten sonra uygun hava koşulları varsa rüzgarla da tozlanma olur. Kivi meyvesi kültür çeşitlerinin çoğunun meyveleri ufak limon ya da tavuk yumurtası büyüklüğünde olup, dış kabuğu kaba dokulu, tüylü ve kahverengimsi yeşil renklidir. Kivi doğrudan tüketiminin yanında salata, pasta, marmelat yapımında da kullanılmaktadır. Şarabı da yapılabilen kivinin her alanda kullanılabilmesi, üretiminin çok kaliteli olmasına bağlıdır. Evet, yüksek besin değerinden dolayı sağlık meyvesi de denilen kiviyi konu ettiğimiz bir programımız daha sona erdi. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.